Hikmet Genç, sandığı görünce dindarlaşan CHP, Seçim, referandum, oylama vesaire arefesinde CHP'de maneviyat tavan yapıyor. Ultra görünümlü, acayip dindar bir parti olu veriyorlar. CHP'deki çarşaf açılımını Baykal başlatmıştı. Kasım 2008'de Sultan Gazi'de çarşaflı bir kadına CHP rozeti takmıştı Baykal. O anda şartlar öyle gerektiriyordu da ondan. Yoksa Şubat 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurup başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğini iptal ettiren de Baykal'dır. O dava dilekçesinin altında imzası bulunanlardan biri de Kılıçdaroğlu'ydu. Nereden nereye? CHP'nin seçim mitinglerinde başörtüsü dağıtma adeti de ta o zamanlar başlamıştı. Sonra bayrağı Kılıçdaroğlu devraldı. İlk olarak 2010 referandumu öncesi içki sofralarından uzak durun talimatı verdi partililere. Daha sonra her seçim ya da referandumdan önce benzer talimatlar devam etti. Camileri boş bırakmayın, meyhanelere gitmeyin, mütedeyyin insanların hassasiyetlerine dikkat edin vesaire. Yani aslında yani gerekirse CHP en dindar parti oluyor. CHP'li vekil Ensar Öğüt de Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor dememiş miydi? Cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz eden Kılıçdaroğlu ne dedi? Cumhurbaşkanlığı sistemi İslam'a uygun değildir. Gerekli hallerde şer'i hükümleri referans gösterecek kadar dindarlaşabiliyor CHP. Baksanıza referandum şarkısı da ilahi gibi mübarek. Nakaratı düşmez kalkmaz bir anla hayır olur inşallah. Şarkının görselinde bolca cami, minare, tesettürlü Anadolu kadını ve tesbih var. Diğer taraftan Muharrem İnce namı diğer Hacı Muharrem de Kur'an-ı Kerim'i referans gösterdi. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur. Evet verenlere Kur'an-ı Kerim'in emrine uyun önce bir okuyun diyorum. Okursanız evet oyu kullanmazsınız dedi Hacı Muharrem. Okursan hayır dermişsin. Kılıçdaroğlu'nun durumu istisna galiba. Zira yeni sistemde başbakanın olmayacağını bile bilmiyor. Yani hiç okumamış yine de hayır diyor Baykal da dini referanslarla kampanyayı sürdürüyor. Yalnız onun tarzı biraz farklı. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın dedi. Haşa sümme haşa. Sonra çıtayı yükselterek bu değişiklikle millete şirk koşuluyor dedi. Evet diyenler müşrik mi oluyor? Tövbe estağfurullah. Velhasıl Neo CHP'nin son yıllarda düçar olduğu maneviyata doğru eksen kayması sendromu her seçim öncesi depreşiyor. Ama hep sandık arifesinde olmasın bunlar. Önceden çalışmak lazım ki bundan sonraki ilk girilecek seçim için yatırım olsun. Böyle kısa vadeli dönemsel dindarlık sonuç vermiyor. Millet de yemiyor zaten. Referandumdan sonra Kılıçdaroğlu'nu en azından bayram namazlarında görmek istiyoruz. E haydin namaza. Hikmet Genç, ييني شافك